Jason Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Jason Tayıncıoğlu. Geçmiş videolarda iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa kompetisyonu, GT Sport ile turlarımız oldu, incelemelerimiz oldu. Ama bugün farklı bir platform, farklı bir oyunla size küçük bir inceleme, küçük bir video hazırladık. Race Room Racing Experience'den bahsetmek istiyorum. Sektör 3 İsveçli bir geliştirici tarafından geliştirilen bir oyun. Aslında bakıldığı zaman lisanslı birçok şampiyona ve araca sahip, işte ADAC GT Masters, DTM, WTCC, WTCR gibi çok önemli şampiyonların lisans haklarına sahip. Buna ilave olarak da 100'ün üstünde lisanslı araç içerisinde bulunduruyor. Atıyorum işte hani galiba Audi, Mercedes, BMW ve Honda hepsiyle çok özel çalışmalara sahip bir oyun, simülasyon oyunu diyebiliriz. Şimdi şöyle bir güzellik de var aslında Racing Experience'in. Çok etkinlik düzenliyorlar. İşte hani yarışmalar, leaderboard challenge'ları vesaire vesaire. Aslında biz de bugün onların bir tanesini yapacağız ama oraya daha geleceğim. Şimdi bugün ne yapacağız, ne kullanacağız? Hemen girmek istiyorum aslında. Bugün önümde bir tane T300 RS GT Edition var ama TSPC Racer'ın simidiyle, çünkü kullanacağımız araç aslında biraz kanatlı slick lastiklere sahip, o yüzden bu direksiyonu seçtim. Çünkü normalde biliyorsunuz orijinal direksiyonu böyle ama biz tabii add-on feature'larından faydalanarak Thrustmaster'ın bu güzel simidi taktık. Buna ilave olarak da orijinal 3 pedal, onu kullanacağız. Arkasında ama fren arkasında bump stop var. Çünkü hakikaten fren pedalı çok uzun. O yüzden en azından kısaltmak açısından bump stop'u kullanacağız. Gerçi biz aslında T300 RS GT Edition'ı bir sonraki videolarımızda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama en azından bu videoda bunu kullanacağız. Onu dile getirmek istedim. Buna ilave olarak da ekran konusunda hep 3 ekran görüyordunuz normalde. Bugün ise tek ekran gideceğiz. Omen by HP'nin yaptığı 35 inçlik widescreen. Güzel bir ekran. Onu kullanıyor olacağız. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün biliyorsunuz yakın zamanda Nürburgring Nordschleife pistinde elektrikli araç rekoru kırıldı ve aslında bakıldığı zaman da şu anda Racing Experience'da da buna benzer bir challenge var. Yani biliyorsunuz Volkswagen IDR aracı bu rekora sahip şu anda. 6.05'te sanıyorsam. Ve şu anda da Race Room Racing Experience'da da bir challenge var. O da aynı araç ile aynı pistte ne kadar hızlı gidebilirsiniz. Biz de aslında bunu yapmaya çalışacağız. Şu anda Türkiye'nin en hızlı tur zamanını elde etmeye çalışıyoruz. Bu arada en hızlı tur zamanı elde eden kişi de aslında Nedim Birtek, kamera arkasındaki kişi. Bizim amacımız da en azından E-Racing Akademi olarak, gerçi Nedim de sonuçta E-Racing Akademi'nin parçası olarak, onun zamanını geçme ve en azından çok yaklaşma şeyimiz olacak, çabamız olacak. Direksiyon ayarlarını, işte feedback ayarlarını vesaire vesaire çok detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz Race Room Racing Experience'da. Hani yanal anlamda olsun, dikey anlamda olsun force feedback'i. Ondan sonra işte apex'lerde motorun sesi olsun, motorun deviri olsun, işte köblere çıkma hassasiyeti vesaire vesaire. Aslında bayağı detaylı bir şekilde direksiyonun force feedback ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Biz de kendimize göre en azından zaman çıkarmak için gerekli ayarları yaptık. Onları artık başka zaman sizlere paylaşırız, sorun değil. Ama ben aslında çok uzatmak istemiyorum ve şu challenge'a bir girelim. Bakalım acaba Türkiye'nin en hızlı zamanını elde edebilir miyiz, görelim. Evet, Race Room Racing Experience, Volkswagen IDR Nordschleife Leaderboard Challenge. Konuşarak bakalım ne kadar hızlı gidebileceğim. Amacım Türkiye'deki en hızlı tura yakın bir tur atmak olacak, bilginize. Evet, araçta muazzam bir downforce var. Tabi slick lastikler sayesinde de bu hızlı sektörleri çok güzel dönebiliyor. Bakalım biz de en azından olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağız. Küçük arkası kaydı orada. Biraz fazla apex'i kullandım. Temizdi. Ama istediğim kadar hızlı değildi. Bakalım. Gerçek hayatta burası tam gaz alınamıyor galiba ama biz bu oyunda elimizdeki setup'la burasını çok rahat tam gaz aldık. Bu arada setup standart setup'tan biraz farklı. Ama en azından hani
herhalde olabildiğince gerçeğe yakındır diye düşünüyorum. Biraz kanat ayarları, biraz yükseklik ayarları falan derken amacımız daha hızlı bir zaman elde etmek. Evet. Yokuş aşağı inmeye başladık. Bu FOV aslında çok güzel değil. Önümü çok net görmüyorum ama işte bakalım. Şu anda rekordan 0.2 yavaşım Türkiye'nin hızı zamanından. Ama daha pistin çok başındayız. O yüzden daha pist çok uzun. Burasını kaçırdım. Kaçırdım. Neyse, devam edelim. Dediğim gibi konuşarak gitmek çok zor hakikaten. Çünkü konsantre olmak o kadar kolay olmuyor konuşurken. Peki, devam. Arabanın genel olarak aracın setup'ı aslında önden kaymaya meyilli. Özellikle gaza basarken full tork geliyor. %100 tork bir anda lastiklere binince hakikaten önünü tutmak zorlaşıyor demek istiyorum. Temiz gidiyorum ama daha agresif gidebilirim gibi geliyor bana. Evet, burada çok dikkatli olmam lazım. Evet. Uf. Vallahi zor tuttum. Peki, devam edelim. Yine hızlı bir sektör arkasından çok kritik bir viraj. Bu virajda olabildiğince iyi çıkış elde etmek lazım. Çünkü arkasından çok uzun tam gaz geçtiğimiz bir bölüm olacak. Evet, rekordan şu anda 0.6 yavaşım. Ufak tefek hatalarım oldu aslında. Ama en azından nispeten temiz bir tur diyebilirim. Dediğim gibi konuşarak sürmek hakikaten kolay değil. Hele böyle bir arabayı, çünkü çok downforce olduğu için araba habire sekiyor. Ondan sonra herhangi bir kayma olduğu zaman toparlaması zor oluyor. O yüzden hakikaten konsantre olmak gerekiyor. Bir de pist zaten kendi başına bir challenge diyebiliriz. Evet. Evet, meşhur karasöre geliyorum. Jason, karaseri sakın kaçırma. Karaseri içeride kal, 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 içeride kal. Ve tam gaz çık. Oley. Okey, güzel. Böyle hatırlatmak zorundayım bazı şeyleri kendime. Hele hele bundan sonraki sektöre kesin konuşarak gitmek zorundayım. Kesin. Evet, bu solda ayağımı gazdan biraz çekeceğim. Çek ayağını gazdan, araba otursun. Tekrar çek ayağını. Önü kaymasın. Az bir fren. Döndür, tam gaz, tam gaz, tam gaz, tam gaz, tam gaz, tam gaz. Biraz yavaş oldu ama o da aslında biraz kendime güvenemekten kaynaklı bir şey. Biraz erken döndüm. Temiz ama hızlı değil. Temiz ama hızlı değil. Evet, bundan sonraki sektörler ultra süratli. Burasını tam gaz almak bayağı sıkıntı olacak. Attım resmen arabayı içerisine. Gerçek hayatta Romain arkadaşımız böyle atsaydı muhtemelen hoş olmazdı. Peki, devam edelim. Evet, ayağımız az bir şey gazdan çekelim. Fren dön erken gaza bas. Çok hızlı. Fren kaçırma burasını. Biraz daha hızlı gidebilirim, önemli değil. Evet, son viraj. Tam gaz almak zorundayım. Ancak oturuyor araba tam gaz. Evet, nispeten temiz bir tur yaptık. Rekor gelmeyecek muhtemelen ama en azından rekora yakın bir zaman olacak diye ümit ediyorum. Aracın pili bitti galiba, artık hızlanmak istemiyor. Peki. Hedefimiz 6.02.212. Biz muhtemelen 6.04'lerde falan kalacağız. Ama en azından temiz bir turdu. Konuşmasam muhtemelen daha hızlı giderim. Muhtemelen rekor da gelebilir. O da artık benle Nedim arasındaki challenge olacak. Ama sizden de bu challenge'a katılmanızı bekliyorum.
flash'la kaçırdım. Ah, evet. 1.2 yavaşlık rekor turundan. Konuşarak ancak benden bu kadar geliyor arkadaşlar. Üzgünüm ama en azından temiz, eğlenceli bir tur oldu diye ümit ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi Race Room Racing Experience, Volkswagen IDR, Nordschleife Leaderboard Challenge'ı yapmaya çalıştık en azından. Konuşarak size anlatmaya çalıştım. Amacım tabii ki orada Türkiye rekorunu kırmaktı ama tabii konuşarak gitmek hakikaten kolay olmuyor. Hele öyle bir araç ve hele Nordschleife gibi bir pistte. Neyse, bakıldığı zaman en azından aracın dinamikleri konusunda biraz size bilgi vermeye çalıştım. Bu arada pist oyun içerisindeki tek lazerle taranmış pist diyelim. Hakikaten detayları da güzeldi. Diğer oyunlara kıyasla bakıldığı zaman bence iyi bir konumda. En azından hem görsel içerik hem de görsel detay, en azından işte Apex'ler şusu busu konusunda güzel bir çalışma yapılmış. Onları tebrik edebiliriz. Aracın dengesi biraz arkaya kayma yönelikte, özellikle hızlı virajlarda ama çıkışlarda %100 torkun gelmesiyle önü sanki bir anda havalanıyordu ve önden kayma sıkıntısı yaşadım. Muhtemelen eğer rekora koşmaya tekrar çalışırsak biraz önünü o konuda düzeltmeye çalışacağız. Tabii gelecekte de araç setupları konusunda da içeriklerimiz olacak. O yüzden kesinlikle bizi takip edin. Bu ne ilave olarak çok bir şey demek istemiyorum çünkü amacımız burada en azından Race Room Racing Experience'da bir içerik yapmaktı. En azından bu challenge'a katılmaktı. Sizleri de kesin bu challenge'a bekliyoruz. En azından Türkiye'deki en hızlı zamanların daha hızlı olmasını, yani ilk 100'e girmek istiyoruz. Şu anda çünkü galiba 220'lerdeyiz, 230'lardayız dünya çapında. İlk 100'lere girelim arkadaşlar, hatta ilk 50'lere girelim ve üstteki hızlı arkadaşları zorlayalım. En azından ülke olarak biz de bu konuda başarılı olduğumuzu gösterelim diyorum. Benden bugünlük bu kadar. Umarım güzel bir video yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Başka incelemelerde, başka videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin.